değerli izleyenlerimiz, sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız TÜYAP Otomekanika Fuarı'ndayız. Sektörün önce firması Euros'a konuk olduk. Firma kurucusu yanımızda Aytaş Bey bulunmakta. Hem fuar hem firma ile ilgili bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba Aytaş Bey. Merhaba. Öncelikle fuarınız hayırlı uğurlu olsun. Bol da bereketi geçsin. Zaten standınız oldukça yoğun. Oldukça da verimli bir fuara da benziyor. Şu an öncelikle de izlenimlerinizi merak ediyorum fuarla ilgili. İkinci gün nasıl geçiyor? Teşekkür ederim. Fuar her sene düzenli gerçekleşen bir fuar ama pandemi sebebiyle uzun zamandır, 2 yıldır ara verdiğimiz bir fuardı. Oluşturulan algı olumsuz yönde ilerlese de 2 gündür karşılaştığımız manzara bizi hayli fazlasıyla mutlu etti. Yurt dışından farklı ülkelerden fazlaca misafir ağırlayan, içeride tedarikçileriyle bir araya gelen ve bunu kendini anlatmaya çalışan bir firmayız. Harika. Umarım sonuna kadar bol bereketli ve istemiş olduğunuz verimi alarak ayrılırsınız. Euroson'a denelim. Her firmanın bir öyküsü var. Bunu biz biliyoruz ama sizin bir öykünüzü de izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Sizin paylaşmanızı istiyorum. Daha doğrusu önceki Aytaş Bey kimdir ve Euroson ne zaman kuruldu efendim? Ne zamandan bir faaliyette? Euroson Otomotiv 3 yıl önce kurulan genç bir ekip, genç bir firma. Aytaç Yılmaz bu firmanın kurucularından bir tanesi. İşimiz ticari araç yedek parçalarının dünyanın farklı lokasyonlarına dağıtmak. Afrika, Güney Amerika, Avrupa. İhracat da yapıyorsunuz aynı tabii zamanda. Tabii ki. Aytaş Bey peki sizler daha önce bu sektörde miydiniz? Ona göre mi adım attınız? 18 yıldır bu sektörün farklı departmanlarında görev yapan bir kişi olarak kurucusu olarak karşınızdayım. Yani tecrübelerinizi buraya aktardınız o zaman. Evet. Euroson'un tabii ki birçok da faaliyet alanlarınız da var. Biraz hizmetleri açmak istiyorum ben. Neler var efendim hizmetlerimizde? Euroson deyince bizim aklımıza neler gelmeli? Euroson Otomotiv ağır vasıtlı yedek parçaların tamamını tedarik edip kendi ambalajıyla yurt dışındaki farklı firmalara servis eden bir dağıtım firması. Her marka ağır vasıta mı diyoruz? Tabii ki. Her araç grubuna hitap edebilen bir grubuz. Kendi içimizde bu ticari araçların bütün yedek parçalarını belli bir referans numarasına dayanarak müşteri talebiyle eşleştirip servis ediyoruz yaptığımız şey. Bayilikleriniz mi var? Birebir mi hizmet ediyorsunuz? Biz Türkiye'de herhangi bir bayiliği temsil etmiyoruz ama yurt dışında kendi markamızın bayiliğini müşterilere veriyoruz. Bu Libya'da, Portekiz'de, İspanya'da. Toplam kaç ülke var? 45 farklı ülkede 750 farklı noktaya mal veren bir firmayız. Yurt içi firması olarak da o zaman kendiniz birebir mi hizmet veriyorsunuz? Sipariş bazında mı? Evet. Müşterilerimiz talep ettiği ürünleri kendi kargo dağıtım ağımızla insanların dükkanlarına ulaştırıyoruz. Online ticaretiniz var mı? E-ticaretiniz? Yok ama bütün üstüne oluşan bir çalışmamız var. Muhtemelen 2022'nin ortalarında B2B ile de müşterilerimizi buluşacağız. Buradan da bizim aracılığımızla duyuralım evet, o zaman. Evet, evet. Hizmet sektörü çok zor. Bunu hepimiz biliyoruz ama sizinki de çok eğlenceli görünse de aslında hataya mal olmayan bir sektör. Yedek parça diyoruz çünkü. Ve otomobili var, cam var işin içerisinde. Bunu düşünecek olursak da dikkat edilmesi gereken birçok unsur bulunmakta. Bu anlamda Euroson Otomotiv olarak hizmet verirken öncelikleriniz nelerdir efendim? Tabii kesinlikle Türkiye'nin nezdinde üreticilerden tedarik ettiğimiz bütün mallar bir kalite sertifikasına dahil olmak zorunda. Biz her müşterimize verdiğimiz ürünle alakalı bir yıl garanti veriyoruz. Ve hiçbir şekilde kalitesinden emin olmadığımız hiçbir ürünü kendi ambalajlarımızı, kendi kutularımıza koyup servis etmiyoruz. O yüzden önce hep sağlık diyoruz tabii. Önce sağlık, iş güvenliği, can güvenliği ve şoför güvenliği. Bu işi yapan tabii ki birçok da merdiven altı yapan firmalar da var. Bunu hepimiz de biliyoruz aslında piyasayı biraz daha da kötü etkileyebiliyor ve güven kaybı da oluşturabiliyoruz. Bu anlamda tüketicilere neler önerirsiniz? Bizler neye dikkat etmek zorundayız yedek parça alırken? Yedek bu işin tecrübelisi olarak. Alırken bir kere mevcut yedek parçanın balata üzerinden örnek verebilirsem üretim şartlarına uyumluluğunu kontrol edecek reçeteleri dahil kutularımızda. Bunları takip edecekler. Peki bir firmanın büyüklüğü kadar, ürünlerin kalitesi kadar satış sonrası destekler adına vermiş olduğumuz çözümler çok önemli müşterilerinizde olmadığı zaman kan kaybedilebiliyor. Herhangi bir hata olduğunda ne gibi çözümler sunuyorsunuz müşterilerinize? Müşterilerimizden gelen en küçük bir feedback'te mutlaka ürünle alakalı ulaşılabilir bir yerde ise ürünün iadesini talep ediyoruz. Değil ise bir fotoğrafla sıkıntı olan yeri bize fotoğraflamalarını talep ediyoruz ama
oluşan her problemi mutlaka yenisiyle değiştirerek ya da oluşan arzının karşılığını onlara vererek destekliyoruz. Hizmetimizin arkasında yazıyorsunuz. Tabii yani. Zaten bizim sektörümüzün aslında genel yapısı bu satılan her ürünün garanti sürecini takip etmek lazım. Bununla alakalı ilgili ekiplerimiz dünyanın neresi olursa olsun gidip orada ürünü görüyorlar. İşte peki stokla mı çalışıyorsunuz? Evet. Sipariş bazında mı? %70 stokla çalışıyoruz ama çok geniş bir ağdan bahsediyoruz şu anda. 50 bin farklı yedek parçayı stoklamak çok mümkün değil açımızdan. Bizim pazarımızda en çok tüketilen ürünleri tutup onları daha hızlı servis etmeye çalışıyoruz. Termin sürelerinizin kısa olması adına. Tabii, değil mi efendim? Rekabet çok fazla büyük. Bu rekabet evet çok fazla büyük çünkü sektörünüz inanılmaz genişleyen bir sektör. Türkiye'de de çok fazla büyüdüğünüzü görebiliyoruz. Birçok firmanın da yaptığını görebiliyoruz da. Ama tabii herkes kendi kalitesinden bahsediyor, kendi farkından ama bu anlamda Eurosan Otomotiv'in farkı ne? Niye Eurosan'a gelinmeli, niye tercih edilmelisiniz? Bir kere Eurosan Otomotiv müşterilerine kesintisiz çözüm öneren bir firma. Sattığı ürünü %100 destekleyen bir firma. Ve müşterinin memnuniyetini tamamen takip eden bir firma. Yani satıştan sonra malın lojistik ağından karşı müşteri deposuna girinceye kadar oradan müşterimizin müşterisine çıkıp oradaki dönüş alıncaya kadar takip eden bir firma. O yüzden fark anlamak için hizmet almak lazım. Ya ben zaten şunu söylüyorum aslında müşterilerimize, bize sadece bir kere şans verin. Çünkü bir şans hayat değiştirir. Biz bu değişimi onlara hissettirmeye çalışıyoruz. Türkiye'deki pazar payınız nedir peki Aytaç Bey? Türkiye'de şimdi özellikle biz ihracat bir firmayız. Bu kendi yedek parçalarımızı 45 farklı ülkeye dağıtıyoruz. Türkiye içerisinde çok iyi bir alım yapıyoruz. Yani alımlarımız çok yüksek. Aldığımız malı tamamen yurt dışına ihraç ediyoruz. O yüzden çok geniş bir pazardan var. Türkiye'nin adını duyurmak üzere büyük bir sorumluluk da var üzerinizde aynı zamanda. Tabii. Başarının tesadüf olmadığını siz konuşurken çok net anlayabiliyoruz elbette ama başarı yalnız olmaz. Ekip var arkada. Kaç kişisiniz toplamda? Otomotiv bölümünde 26 personelim var. Aynı zamanda Bursa, Görükle'de hava suspansiyon sistemleri de çalışan, üretim yapan 30-32 personelim daha var. Toplamda 60 kişiyi istihdam ediyoruz yapımızda. Harikasınız. Bir tabii proje bazında değişebiliyor. Azalabilir ya da çoğalabilir değil mi? Aslında azalması çok mümkün değil. Çünkü gidişat hep çoğalması. Yani 3 yıldır dikey bir yükseliş söz konusu bizim açımızdan. Tabii bu sıfır borçlanmayla tamamen yaptığı satışla büyüyen bir kurum yapılanma. Evet bunu anlayabiliyoruz. 3 yılda çok güzel bir büyüme kat etmişsiniz. Güzel yollar kat etmişsiniz. Güzel projeleriniz, güzel parçalarınız var. Güzel tabii ki iş olarak da elbette ki bir iş yeri kolay kurulmuyor. Bunu görebiliyoruz. Bugüne kadar da hep yükselerek devam etmişsiniz. Ben o yüzden şunu sormak istiyorum. 3 yıl önce geri dönecek olursak. Bugünlere gelmeyi hayal eder miydiniz o günlerde? Çok kısa bir anekdot anlatayım o zaman. İsim vermeyeceğim. İş görüşmesinde, mülakatında 16 yıl önce, 15 yıl önce işveren mülakatın sonunda bana bir soru sormuştu. Peki seni bu iş yerine kabul edersek amacın ve hedefin ne diye sormuştu. Ben de bir gün oturduğunuz koltuğa ben oturacağım demiştim kendisine. Şu an görüşüyoruz kendisiyle. Beni de sevdiğini biliyorum. O yüzden bir hayal, bir vizyon, bir hedefle devam eden bir hayatımız var. Bitmiyor. En iyisini yapmakla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Sorumluluklarımız var. Bundan sonraki etapta peki hayal hedef bitmez diyoruz elbette ama var mı farklı proje ve hedefler farklı alanlara girmek gibi? Çünkü hayallerini gerçekleştiren güzel bir başarı örneğisiniz aslında şu an izleyenler için de güzel bir motivasyon örneğisiniz. Var mı farklı projeleriniz? Sizin vesilenizle duyurmuş olalım o zaman. 2022'nin başlarında az evvel sormuştunuz Türkiye'deki pazar payınız ne diye. Türkiye'deki pazar payında söz sahibi olmak, o payda pastadan biraz alabilmek için Eurosan pazarlamayı kurmayı planlıyoruz. Muhtemelen
Şubat, Mart gibi startını verip yeni projemiz Türkiye pazarında daha etkin rol alacak bir pozisyon olmak. Harika. Bu sürprizleri buradan duyuralım o zaman. Son sözlerinizi almak istiyorum. Sizleri tercih edenlere, sizi bırakmayanlara, inananlara, sizi şu anda izleyip hizmet almak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Öncelikle size teşekkür ederim. Bugün burada biz de olduğunuz için. Teşekkür ederiz. Müşterilerimiz bize inanıyorlar. Bizim bilgili olduğumuzu, bu işi bildiğimizi biliyorlar. Tecrübeli olduğumuzu biliyorlar ve yaptığımız her işte onları desteklediğimizi biliyorlar. İlk günden beri 3 yıldır bu firmada ilk günden beri büyük bir destek var arkamızda. Bu teveccühe layık olmaya çalışacağız ve daha iyisini yapacağız yeniliklerimizle beraber. Harika. Herkesi buraya bekliyoruz Eurosan'a değil mi? Hiçbir şey olmasa bile çay kahve içmeye gelsinler. Burada hiç kimse boş çıkmıyor diyelim o zaman. Çok da güzel ağırlayan da bir ekip var burada. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere, keyifli sohbetinize, hem Türkiye'ye hem kendi bölgenize kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenli hizmet anlayışı içinde. Umarım uzun yıllar boyunca Eurosan Otomotiv'in ismini duymak dileğiyle. Farklı başarılarınızla görüşmek üzere. Hoşçakalın. İnşallah. Sağ olun. İyi günler Ataş Bey. Evet değerli izleyenlerimiz, Otomekanika Fuarı'ndan, TÜYAP'tan, Söktür'ün önce firması Eurosan'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka şehir ve firmaya kadar. Hoşçakalın.